Bu yıkılan kaçıncı köprü mimarbaşı? Daha ne kadar tutacağız orduyu burada? Hünkârım bağışlayın. Ne deseniz haklısınız. Lakin nehrin zemini bataklık. Maalesef yapılan köprüler suyun hızına dayanamıyor. Madem öyle neden suyun hızına dayanacak bir köprü inşa etmiyorsunuz? Bu hayli vakit alır beyim. Ne kadar sürer? Her şey yolunda gitse bile bir ayı geçer hünkârım. O kadar vaktimiz yok hünkârım. Yağmurlar tekrar başlamadan geçmemiz lazım o nehri. Sen ne dersin matrakçı? Bu işler senden sorulur. Brut. Yaman bir nehir hünkârım, baş etmek güç. Fakat en az Brut kadar yaman bir subaşı var. Acem seferinde hayli faydasını görmüştük. Belki o bir çare bulur. İyi akıl ettin Naso Efendi. Hünkârım, kısa sürede 3 adet kadırga inşa etmişti. Onun sayesinde geçmiştik Van Deryası'nı. Merhum İbrahim Paşa kendisinin haseki tayin edilmesini buyurmuştu. Arzu ederseniz bu vazifeyi kendisine verelim. Kimmiş bu haseki? Köprü yapabilir mi? Kolay gelsin. Paşa Hazretleri. Ne yapıyorsun sen burada? Ne bunlar böyle? Malum bir türlü köprü yapılamadı. Ben de üzerinde çalışıyordum. Kabul ederse Mimarbaşı Hazretlerine takdim edecektim. İsabet olmuş. Biz de köprüyle alakalı konuşmaya geldik seninle. Van Deryası'nda yaptıkların hala aklımızda. Bir çare bul da geçelim şu nehrin öte yanına. Çare belli paşam. Bir hafta 10 güne geçeriz. Arzu ederseniz izah edeyim. Nehrin yatağı çamur olduğu için. Dur. Bize değil. Derdini hünkârımıza anlatırsın. Hünkârımıza mı? Övgüyle bahsettik senden. Aman diyeyim bizi mahcup etme. Hadi gel. Malkoçoğlu, sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Aynı vaziyetle karşılaşabiliriz. Hünkârım, size bahsettiğimiz haseki. Hünkârım. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. 10-15 gün civarı. Zira çalışma ve hava şartlarını da hesap etmek lazım. Bağışlayın hünkârım. Mimarbaşı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Hünkârım, ben müsaade buyurursanız şeklen izah edeyim. Şimdi hünkârım, bu bizim nehrimiz olsun. Malumunuz kıyılarda zemin bataklık ve suda taşkın vaziyette. O sebepten köprüyü taşıyacak olan halatlar iki uçta sağlam kazıklara bağlanmalı.
Şimdi bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek çakmak lazım. Sonra akabinde köprüyü taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden Kaf Dağı'nı geçirseniz bile bir nebze sallanmaz. Karşıya selametle geçeriz. Suyun hızını unuttunuz Haseki. Su oldukça hızlı. Haklısınız Mimarbaşı Hazretleri. İşte bu yüzden de suyun hızını düşürmeliyiz hünkârım. Eğer nehir yatağını genişletirsek... suyun hızını düşürebiliriz. Ve rahatlıkla karşı kıyıya geçebiliriz hünkârım. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan. Sana 10 gün mühlet Sinan. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan o vakit gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni ağır naslı Sinan. Hünkârım, nihayet köprü tamamlandı. Bugün 10. gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Haseki Sinan nerede? Tetkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hale. Sözünün eriymişsin. Yüksek gayretin takdire şayan. Gönlünden ne geçerse dile benden. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Mükafatını alacaksın elbet. Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır. Paşa hazretleri. Söyle reis. Haberler kötü paşam. Haçlı donanması Pirveze limanına hareket etmiş. Nihayet arıza endam ettiler. Başlarında kim var? Andrea Doria. Bak işte bu güzel haber. En azından düşmanın oyunu suyunu biliyoruz. Derhal hazırlığını yaptır götüreyiz. 20 parça kadırgayla önden keşfe çık. Biz de arkadan geliyoruz. Hünkârımıza da vaziyeti bildirin. Emredersiniz.
Barbaros Preveze'yi kurtarmak için mutlaka gelecektir. Andrea Doria, Türkleri açık denizde muharebeye çekmemiz lazım. Bu muazzam donanma karşısında direnmeleri mümkün değil. Hayır, hayır. Türkleri Preveze Körfezi'nde sıkıştıracağız. Körfeze girerlerse asla çıkmazlar. Merak etme. Çıkmalarını sağlayacağız. Rüzgar lehimizdeyken saldırmamız lazım. Türklerin donanması kadırgalardan ibaret. Rüzgarın desteğini almış kalyonlarımızın karşısında dayanamazlar. Ancak rüzgar durursa o zaman donanmamız savunmasız kalır. Bu mevsimde bu sularda rüzgar eksik olmaz. Anlaşma şartları belli. Ben ne diyorsam aynen uygulanacak. Barbaros gelsin bakalım. Bu kez onu ve reislerini imha edeceğiz. Bütün Akdeniz'de Haçlı bayrağı dalgalanacak. Haseki Sultan Camii inşası tahmin ettiğimizden daha yavaş ilerliyor. Vaka inşa edilmiş bazı bölümlerde göçükler oluşmuş. Allah'a çok şükürler olsun ki can kaybı yok hünkârım. Mimarbaşı Alaaddin Ağa bunu dahi yapamıyorsa o makamı neden işgal ediyor bu Suud Efendi? Hünkârım, kendisi hayli ihtiyarladı. Emrindeki mimarları idare etmekten aciz. Lütfi Paşa, bu işi derhal kabiliyetli bir mimara verin. Bu yıl bitmeden Hürrem Sultan külliyesi bitecek. Emredersiniz hünkârım. Aslına bakarsanız tavsiye edeceğim biri var. Kendisi daha evvel huzurunuza çıkmış, takdirinizi kazanmıştı. Kimmiş o? Haseki Sinan Ağa hünkârım. Malumunuz Prut Nehri üzerine 10 günde köprü yaparak zaferde büyük katkısı olmuştu. Bu yüzden kendisini mükafatlandırmamı buyurmuştunuz. Ağır nasıl Sinan? İyi akıl ettin paşa. Bundan böyle Hürrem Sultan Külliyesi'nin inşasından Sinan mesuldür. Layığıyla yapacağından şüphem yok hünkârım. Siz de münasip görürseniz külliyenin inşasında mimar başınız olarak hizmet etsin. Münasiptir paşa. Derhal kararımı tebliğ et, vazifesinin başına geçsin. Elbette hünkârım. Dokuz arşın değil mi? Dokuz, dokuz da. Hayrola Sinan, nedir bulmaya çalıştığın böyle? Neyi hesap edersin? Sorma Nasuh Efendi. Nicedir Ayasofya'yı tetkik ediyorum. Bu suretler, hesaplamalar hep ona ait. Ne gecem gece, ne günüm gün. Toprakları bol olsun. İsodoros da, Antemius da büyük alimlermiş. Öyledir elbette. Bin yıl evvel dünyanın en büyük kilisesini yapmışlar. Şimdi ise dünyanın en büyük camisi. İspanyol kafirler daha büyüğünü yaptı Nasuh Efendi. Cami değil tabii, kilise manasında dedim. Santa Maria Kilisesi. Ya onu da 10 yıl evvel yapabildiler anca. Senin niyetin nedir Sinan? Yoksa daha büyüğünü mü yapmak istiyorsun? Aklıma gelmesine geldi de. Zor iş be Nasuh Efendi. Çok zor. Sen şimdi küçüğünden başla hele, sonrasına bakarız. Avrat Pazarı'na inşa edilen külliyeden haberin var mı? Olmaz mı? Mimarbaşı vaktiyle hesaplarını bana yaptırmıştı. Madem niye yapamadılar hala? Onların bir günahı yok Nasuh Efendi. Zira benim hesabımı benden başka kimse anlamaz. Bazen ben de anlamıyorum. Aslında o son cemaat yerine bağlanan direkler var ya. Yahu dur, bana ne anlatıyorsun? Bundan böyle o külliye sana emanet. Sen yapacaksın. Eğlenme benimle Nasuh Efendi. Benim etim ne budum ne? Kim teslim eder bana orayı? Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Süleyman. Gel Hürrem. Sana külliyenin inşasıyla alakalı malumat vermek istedim. Ben de sual edecektim Süleyman. Bir servet harcadım lakin aylardır bir arpa boyu yol gidemediler. Mimar başını azlettim. Onun yerine inşaatı Sinan isminde bir hasekiye teslim ettim. Sen daha iyi bilirsin elbette ancak bir haseki bu işin altından kalkabilir mi? Hiç merak etme. Prut Nehri üzerine bir köprü yaptı, dillere destan oldu. Allah vergisi bir kabiliyeti ve sezgisi var. Âlâ. Vay vay. Yanı başımızda bir cevher varmış da haberimiz yok. Estağfurullah nasıl efendi. Sizin kitaplarınız da var orada. Sayenizde çok şey öğrendim. Avrat pazarına ne vakit gideriz? Ayrıca mimarbaşıyla da konuşmam lazım. Hem malzemelerimin hepsi de burada. Nasıl yapacağız? Orasını sen düşün Sinan ağa. Mimarbaşı olan sensin. Vallahi hünkârımız her gün sual ediyorlar. Bir an önce bitmesi lazım. Nasıl efendi, merakımı mazur görün. Az evvel mimarbaşı mı dediniz yoksa diliniz mi sürçtü? Lütfi Paşa'mız tavsiye edince hünkârımız da münasip bulmuşlar. Ve ferman-ı şerif ile mimarbaşı tayin edildin. Hayırlara vesile olsun. O vakit derhal çalışmaya başlamam lazım. Allah bilir hesapları nereye koydum. Hadi gidelim, gidelim. Hünkârım, külliyenin inşa edileceği avrat pazarını düşününce en münasibi caminin tek kubbesi ve tek minaresi olmasıdır. Ayrıca pencere sayısını artırıp ferah ve aydınlık olmasını sağlayacağım. Alacağı her ışığın günün her vaktine göre hesabını da yaptım. İçerisi zinhar karanlık olmayacak. Âlâ. Aydınlık ve ferah olması mühim elbet. Bu taraf ise hünkârım daha sıcak olacağından abdesthaneleri buraya almayı düşünüyorum. Hazire'nin karşısında Sıbyan Mektebi, İmaret Medrese ve Şifahane olacak. Âlâ. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hürrem, sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metninizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım. Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse 6 ay sonra teslim ederim sultanım. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin. 7 iklimin sultanı, yüce padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri önümüzdeki cuma günü adını inşa ettirdiği camide ilk namazlarını kılacaklardır. Aynı gün Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nde sofralar kurulacak, kadınlara, çocuklara, fakir fukaraya yemek dağıtılacaktır. Thank you.
hünkârım. Senin bu camide emeğin büyük Sinan'a gecene gündüzüne kattın. Ebu Suud Efendi'ye de sual etti mi olur verdi. Bu cami her ne kadar ismini benden alsa da senin eserin. Senin emeğin, bileğin, ruhun var bu camide. Senin hakkındır. Bu büyük bir şeref hünkârım. Lakin müsaade buyurursanız ben bu anahtarın Hattat Karahisar'da kalmasını tercih ederim. Kendisi Süleymaniye'nin eşsiz hatlarını tezyin ederken gözlerini kaybetti. Gönül gözüne kavuştu. Müsaade buyursanız bu şerefi ona verelim. Nasiptir. Gözler böyle bir güzelliği görmeden kapanmadılar ya. Şükürler olsun. Seni bundan daha güzel yaşatacak ne olabilir ki? Burası artık benim kalbim Hürrem. Yıllar geçse de kalbim burada atacak. Madem öyle, burası senin kalbin. O halde son arzumu kabul et Süleyman. Beni buraya, senin kalbine defnetsinler.